Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Bu evde, eski ev diyorum artık buraya, son haftamız arkadaşlar. Allah nasip ederse inşallah. Cumartesi öbür evde yatacağız. Ve pazartesi artık yeni hafta öbür evde başlayacak. Bugün Hakan banyo dolaplarını kuracak. Onlar geldiler, Altay'ı götürdüler. Ve ben de şu yatak odamın son dolabı var. Bir tane opak şrank var. Onu boşaltmam lazım. Eşyalarımı güzel poşetlemem lazım. Ayırdığım eşyaları poşetledim gerçi ama onları bir yapsam diyorum. Öbür eve götürsem, yerleştirsem ama size bir şey söyleyeyim mi? Hiç canım istemiyor. Şuraya yatıp uyusam diyorum. Bir öğlen uykusu çeksem şöyle bir öğlen uykusu. Buradan zaten götürülecek fazla mobilya kalmadı. Cihan'ın yatağı kaldı. Bu koltuklar kaldı ve benim yukarıdaki pax şrank kaldı. Mileyn odasına koyulacak mobilya olarak onlar kaldı. Sadece işte böyle ufak tefek kıyafetler, Mileyn odasında kalanlar, böyle şeyler gidecek öbür eve. Kendime bugün biraz böyle çeki düzen verdim. Saçlarımı öfönlemedim. Sadece öyle kuruttum arkadaşlar. Cebimde de telefon yani. Telefon cebimden eksik olmasın aman diyeyim yani böyle. Yani bakalım bir tabii ki bugün içinde vlogumda siz benim neler yaptığımı zaten göreceksiniz. Odamı tam 4 saattir topluyorum. Bu 4 saatten 3 saatini takılarla geçirdim. Artık bıraktım burayı böyle. Daha da ayıklanacak. Belim ağrıdı burada dinlenmekten. Son hali böyle odanın. Şöyle bir görün. Görün de halimi görün. Görün de halimi görün. Lafa bakın. Bunlar daha poşetlere koyulacak. Bunlar gidecek kıyafetlerim. Bu dolabın içi daha boşalmadı. Yani çoğunluk bu elbiseler falan vardı. Onları sattım da. Ama burada yani var birkaç eşya daha. Bavulun içine doldurdum. Burada ayakkabılarım falan, çantalarım var. Böyle burada hani çok kullanmadım. Böyle bunu yatağın altına sürebilirim diye buraya özel böyle bunu yaptım. Buraya yine kıyafetlerimi koydum böyle. Bu tarafta Altay'ın yatağı duruyor daha. Bu tarafta giyilmeyecek kıyafetler var, ayırdım. Diğer tarafta atılacak çöpler var. Yani bomba düşmüş gibi burası. Şimdi yine eve gidiyorum. Hakan orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Banyo şeyini kuruyor, dolabını kuruyor. Bir ona bakayım. Bakalım ne kadar ilerlemişiz. Çöpler aynı duruyor. İlerleme yok. Bunları yarın çıkartacağız. Bu Cihan'ın Latin Rost'u odasının, yatağının. Şimdilik buraya koymuş Hakan. Evet, şeyim low port mu diyorlar buna, sideboard mu diyorlar, televizyon şeyim buraya, dolabım pardon asıldı böyle yukarıya ve bunun üzerine de böyle televizyon gelecek. Üzerine belki tahta yapmayı düşünüyorum daha kesin bir kararım yok. Önce bir televizyon şöyle bir asılsın bakalım bu duvar nasıl olacak. Ve Cihan'ın dolabı da bitti. Şey günü burada matras sesi yerde. Ne gündü? Cumartesi miydi? Cumartesi. Evet, Cihan böyle siyah bir dolap istedi. Oğlum siyah alma dediysem dinlemedi. Siyah aldı. Nuk çaresi, ne yapacaksın? Bir de siyah şey aldı arkadaşlar. Schreibtisch yazı masası aldı. Siyah. Ya kendi temizleyecek. Benim için hiç problem değil. Şibe tüyü aldık böyle. Hep şibe tüyü işte böyle açılan dolap değil de sürgülü dolap aldık ki fazla yer kaplamasın burada diye. Bakın bu tarafı böyle askı, bu ortası asılmış. Valla ben de tam görmedim. Burada böyle askı, çoğu şeylerini asacakmış artık o da. Böyle iki sıra askı. Ve şu tarafa bakalım bir de. Bu dolabın rafı yokmuş mu ya? Varmış varmış. Evet, burada da böyle. Bakın rafı LED ile üstü. Burada LED şeyi, kumandası. Evet, böylece Cihan'ın dolabı burada da tamamdır. Bu bitti hiç yoktan. En zor da bunlar kurması. Zaman alan şeyler. Başka da fazla ilerlediğimiz bir şey yok. Göstermiştim zaten. Yatak odası bitti. Ve gençler burada benim şeyimi kuruyorlar. Banyo dolabımı kuruyorlar. Banyo dolabım şimdilik kapağa takılmamış vaziyette. Böyle diyorum ki Hakan'a bu dolap böyle küçücük müydü? Ben buraya ne sığdıracağım? İki tane bu dolaptan böyle. Çekmece, sonra ortasına böyle bir çekmece gelecek. Üzerine ayna gelecek. Şmink diş gibi kullanacağım. Yanına bir tane daha bundan. Eğer yerim olur da dersem ay bana fazla yer lazım. O zaman bundan bir tane daha böyle yanına alabilirim. Burada yine çöpler böyle. Ve burada Mehmet'le Hakan
dolap kurma işine devam. Bu da ortaya gelecek olan çekmece. Aslında ben bugün buraya elbise getirip yerleştirecektim ama onu bırakın da daha dolapların içi silinecek her taraf. Bunlar temizlenecek Hakan, her taraf toz. Onları yapmam lazım ama yarın da çöp atacağız. Bakalım artık biz bu işi cumartesiye kadar becerebilecek miyiz bakalım. Ben şöyle terasımda bir Red Bull keyfi yapayım. Kahvem yok burada. Red Bull içeyim. Red Bull aldım geldim. Soğuk su aldım. Hakan anne soğuk su getir dedi. Şöyle terasımda bakın. Güzel. Burada bütün gün güneş. Bütün gün güneş oluyor tabii ki. Buraya iki tane böyle ne diyorlar? Sil şerim diyorlarmış. Büyük oluyormuş güneş şeyi. Ondan almaya düşünüyorum bakalım. Önce bir evi yerleştireyim de ondan sonra da bu terasın çaresine bakacağız artık. Benim tüm banyo eşyalarım burada. Gelmişken şu ojelerimi arkadaşlar burada çıkarmam lazım. Banyo şeylerimi, kartonlarımı hemen buraya koymuşlar. Öyle hazırlamıştım. Bakın bunlar oje. Bakalım da burada ama bir yerde olması lazım. Neyse şimdi de yaparım ben onu. Şu burada kağıt var. Şu kağıt. Bunu da yapayım artık. Ne yapayım yoksa götürmek var. Arkadaşlar şunlar çirkin yine bakın. Millet ne diyecek ya? Storylerde böyle telefonumu kullanınca çıkartayım. Hemen bir oje götüreyim yanıma. Üzerine tekrar şey yapayım. Ojeleyim. Evet tekrar. Oje süreyim. Bakın ne güzel değil mi? Burada böyle story çekince ferah ferah. Bir de öbürü öbürü düşünün. Kıyaslayın. Kahverengi. Eski duş kabini arkamda. Burada böyle makyaj yaparım artık baba. Bu taşınmanın arasında da oje seçiyorum. Hangini sürsem acaba diye. Ben şunu süreyim de en iyisi. Böyle ocağım falan çıktığı zaman önleri bundan fazla belli olmaz. Şu da kurutucu. Bunları bir eve götüreyim. Bunlarla yapayım evde. Yazık. Altay'ın burada bakın şey vaş geli vardı. Üstüne koymuştum. Onu çıkartmışlar burada. El yıkamak için. Neyse tamamdır. Tırnaklar çıktı. Temizlendi Allah'a şükür. Banyo dolabının şöyle şeyini görelim, yüzeyini, oba flekesini. Bakın böyle gerilt, böyle içeri gidik gidik. Bu renk, şöyle. Bu aynası, ortadaki aynası. Burada çekmecesi de bitti. Bakın çekmece de aynı böyle, böyle gerilt. Yani böyle bir model seçimi yaptık. Gelince boş durmadım. Dolapları boşalttım. Takılarımı buradan temizledim. Bakın buradan indirdim. Şurada birkaç kaldı. Onları indiririm. Boşaldı. Böylece bu dolabı anneme vereceğim. Anneme lazım bu dolap. Oraya gidecek. Bunu bu kare şeyi bilmiyorum. Mini bunu belki odasına koyacak. Kitaplarını dizmek için. Bu dolap da boşaldı. Böyle komple. Sadece askıda olan birkaç kıyafetim var. Onları da böyle askıyla götüreceğim komple. Geri taraflarını böyle komple boşalttım. Takılarımı böyle buraya hazırladım. Bunların içini doldurdum. Bunlar gidecek kıyafetlerim böyle bu taraf. Böylece komple. Bunlar nerede geziyor? Bunları da dolapların, bu beyaz dolabın çekmecesinden çıkanlar. Bunları bir götüreceğim yanımda. Bakacağım orada dolabın içine olur mu? Olmaz mı? Burada da gidecek şeyler. Bakın buraya da böyle gidecek şeyler. Bu tarafta da böyle daha giyecek eşya falan ayırdım kendime. Ve komple burayı bitirdim. Bu bavulda dolu. Ve bunlar da askılar. Askıları hepsini şeyden alacağım. IKEA'dan alacağım böyle. Mine'ye de IKEA'dan. Allah'ım dilimle dolaştı artık yorgunluktan. Bak sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Gel gidelim. Gel. Burada oynaması da bunların çok hoşuna gidiyor. Ve böylece bu odada tamam. Burası çok zor bir odaydı. Yatak odam. Çok eşya vardı burada da. Oyun odası gibi ama burayı da başardım. Bu dolapta burada yukarıda salonda duran dolapta. Bunun içinde evraklarımız falan vardı. Bu dolabı da anneme götüreceğim. Bu da anneme lazım. Annemin eski dolabı var iki tane. Onları çıkartacağım. Onun yerine komple bunu koyacağım böyle tertemiz. Burada da temizlik şeylerim. Mileyin odasında bir şeyler temizledim. Değil mi kuzum? Bittik ya. Becerdik gel. Gel kuzum benim. Güzel zazum benim. Hemen de bakışlarından anlıyorum artık. Yeni bir günden günaydınlar. Evet şey almaya geldik. Anhenge almaya geldik.
ne diyorlar Türkçe, şu arabanın arkasına takılacak. Lütfi'ye arabayı teslim ettim. Lütfi yapacak. Taktık ya. Taktık. Tamam, Lütfi zaten bu işi biliyor. Lütfi bizim öbür arabayla şey yapmıştın değil mi? Annene kullanmıştın. Ya. Aynen. Bu şimdi bugün bizim bayağı bir işimize yarayacak. Ama çöplerimizi kardeş, falan. Çok yüksek değil, üstüne at at. At at götür değil mi? Ya. Bence de. Önemli olan bir çöplerimizi götürelim. Ama ben böyle araba kullanamam. Bununla hiç daha araba kullanmadım. Ama benim ehliyetim buna geçerli değil mi? Benimki de Lütfü. Ya biz 750 kilo. 750 evet. Son çöpler bunlar. Lütfü de bak asansörü temizliyor hemen. Pis kalmasın diye vallahi. Bu çocuk var ya. Maşallah. Evet, abim de geldi bugün. Abim de burada çöplere yardım ediyor. Buradaki çöpler kalktı. Sadece süpüreceğiz burayı. Bu gelbesak çöpleri kaldı. Şöyle banyoya gidelim. Bir de banyoyu göstereyim size ne durumda. Banyonun bir tane dolabı asıldı. Böylece bakın bu da aynası. Hakan bugün misafir gelecekmiş. Bir iki saatinde onların oraya gitti. Sonra bakalım devam edebilir mi veya IKEA'dan da yataklar gelecek. Onları alacağız. Burayı da abim süpürüyor. Sağ olsunlar hepsi. Buradan kartonları atıyoruz bakın. Bu hemen buradan öğütüyor. Öğütüyor mu denir? Burada çeşit çeşit çöp çeşitleri var bakın. Buraya böyle atıyorsunuz. Garajda karton çöpleri varmış. Daha bunları hiç görmedik. Onları götürüyorlar şimdik. Abimle Lütfü tekrar. Geç geç geç. Şu asansör var ya büyük nimet arkadaşlar. Vallahi merdivenden ne kadar zor olacaktı. Böyle her şeyi asansörle taşıyoruz. Buraya hazırladık böyle. Bu benim yatağım. Zaten ikisi de aynı yatak olduğu için parçalarını hemen buraya koyduk. Bunları Hakan artık kurar. Burada da Mileğin yatağı. Buraya koyduk. Evet, Mileğin en mühim dolabı arkadaşlar. Buraya benim evdeki dolap önce bir şey yapılması lazım. Kurulması için önce oradan çıkarılması lazım. Sonra buraya kurulacak. Çöpleri attık. Şimdi bir ilk posta karton çöplerimizi. Ve eve geldik. Bir kahve içelim. Palet tuvalara uğradım böyle. Bekara'ya şey aldım. Bol bol tatlı. Arkadaşlar şekerim düşüyor. Uzun süre yemeyince herhalde. Normal ekmek şubu yediğim zaman kendime gelemiyorum. İlle bir tatlı bir şey olması lazım. Dedim kahvenin yanında şimdilik bunları bir yiyelim. Sonra bir saat sonra Allah ne yapıyor? Üstüme çıkıyor. Devam. Bugünlük tamamız. Lütfü gitti. Abim gitti. Lütfü gececi işe gidecek. Biraz dinlensin. 3 saat uykuyla duruyor. Burada 3 saat uyudu. Devam ettik. Ne çöp bitiyor ne toplanacak eşya bitiyor arkadaşlar. Bakalım ben biraz bir dinleneyim. Dinlendikten sonra belki biraz daha devam ederim burada bir şeyler toparlamaya. Yarın artık birkaç gençle beraber böyle toparlayacağız. Bulaşık makinesi diyorum. Çamaşır makinesi falan gidecek. Trockner gidecek. Çamaşır makinesi zaten olmuyor. Artık tamirini orada yaptırırım. Derin dondurucu gidecek. Böyle büyük şeyler gitsin evden. Dolaplar, şunlar, bunlar. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Büyük eve taşımayın. Büyük evden çıkması çok zor oluyor. Büyük ev çok iyi de. O çekmecelerden çıkanlar arkadaşlar. Ya bir çekmece o kadar çok mu eşya alır? Ben anlamıyorum. Yani küçücük bir çekmece böyle üçlü yatak odamda. O kadar eşya vardı içinde. Yani seçmeye, yani seçemedim. O kadar saatlerce sürdü. Mutfağımı derledim, topladım. Ve kendime bir pizza sürdüm fırına. Hem derin dondurucu şeyler azalsın biraz. Hem de hiçbir şey yapamayacağım şimdi. Müley arkadaşına gitti, Beytisu'ya gitti orada. Ben şu an yalnızım. Müley'in şey masası vardı, IKEA'nın Schmintisch, hani bu makyaj masası var ya, onu almaya gelecekler. Birkaç dakikaya gelirler zannedersem. O bol pizza yiyelim, kilo alalım. Bize de zaten tek peynir var bunun. Evet, bir de yanı sırada buradan böyle dizi bakıyorum. Oyunumu oynuyorum. Burada da iş yaparken camdaki kıza biraz devam bakmaya çalışıyorum. Yani o kadar baktım, 76. bölümüne geldim, bırakmayayım diyorum. Allah'ım, Allah'ım.
Hayri gördükçe var ya, böyle telefonunun içine atlayasım geliyor onun yanına, böyle ağzını burnunu kırmak için. Yani biri çıkıp da onun ağzını burnunu kırmıyor. Nasıl bir adam ya? Ben anlamıyorum. Cidden anlamıyorum. Mesajlar geliyor. Evet yani Nalan da böyle dinliyor onu. O cak 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 çene Nalan böyle dinliyor. Ben olsam onun var ya çoktan yüzüne atılmıştım. Yani kusura bakmayın ama vallahi ne derseniz derim, ben çoktan atılmıştım. Ya saçını başını yolmuştum ya kafasını kolunu kırmıştım. Yani bir yerini muhakkak halletmiştim. Neyse sinirlenmeyelim şimdi. Sonuçta dizi zaten yani de. Gerçek hikayeler alınmış bir şey. Ben şöyle şimdi rahat pizzamı yiyeyim ve oyunumu oynayayım. Yatak odası dolabını da komşu hemen parçaladı, böyle hazırladı. Bu şey bölümünü, ince bölümünü biz buraya indirdik. Diğer parçalarını da buraya böyle hazırladı. Yarın gençler taşısın dedi. Ve o cumartesi gidip bunları, bakın buraya da diğer parçalarını koydu. Oraya koysunlar dedi. Ben cumartesi gidip kurarım dedi sağ olsun. Burada da çekmeceleri böyle, dolap olan yer. Burası, toza bakın. Olacak o kadarlık arkadaşlar, ne yapayım? 2 metre 40 santim büyüklüğünde dolap çekilip her zaman temizlenmiyor bir kere kurulduğu zaman. Abime kola içecek aldırdım bugün. Şöyle küçük küçük şu içeceklerden falan. Bunları şimdi dolabına koyacağım. Yarın lazım olur içmek için, soğuk. Küçükler iyi olur dedim böyle. Ellerimde. Bunları hazırlayıp unutmadan şimdilik çekimleri yaparken dolabım. Orada bunları görünce aklıma geldi. Yoksa unutacağız bunları. Orada sıcak da böyle iyi olmaz. Gerçi hava yarın o kadar sıcak olmayacak diyorlar ama yine de gençler terler, eder. Böyle susarlar. Soğuk güzel. Gitsinler şöyle. Mis gibi. Bu dolabında bir yer açalım. Ve bu işlem tamam. Bittim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın sabah erkenden kalkacağım. Önce bir eve gideceğim. Kelleri bir koyduğumuz eşyalar var. Onları öyle hemen içeriye koymuştum. Raflara yerleştireceğim. Ondan sonra Hakan gelir, Mehmet gelir, Lütfi gelir derken taşınmaya başlayacağız. Tabii ki vlog çekeceğim sizler için. Tabii ki vlog gelecek arkadaşlar. Sizler böyle adım adım biraz nasıl taşındığımızı görün. Ama hiç kolay olmuyor size söyleyeyim. Hatta bir yorum vardı. Eski evini özlemeyecek misin Aynur abla diye. Hatta o yazmış, biz eski evimizi özlüyoruz. Mecbur kaldık çıkmaya falan diye bir takipçim. Arkadaşlar özlemeyeceğim. 14 sene yaşandı burada. Güzeldi, çok güzeldi. Anılarımızı, hatıralarımızı zaten beynimizde, yüreğimizde götüreceğiz. Onun için bu evin ömrü tamam diyeyim buranın. Artık yeni bir sayfa, yeni bir anılar, yeni bir hatıralar, artık orada başlayacağız. Bu kadar. Evet, bakalım. Şimdi böyle diyorum arkadaşlar. Hani evi bitiriyorsun da kapıyı çekiyorsun, gidiyorsun. Tabii bir daha geliyorsun teslim etmeye falan da, o zaman ev sahibinin anahtarı teslim ediyorsun. O kapatıyor ama o son bitip kapıyı çekip gitmek, yani bilmiyorum nasıl olur. Bir şey diyemeyeceğim şimdi, gerçi tamam diyorum ama mesela birkaç kere taşındık. O zamanlarda öyle oldu. Ay işte bırakıp gidiyoruz. Bir arabamızı satıyoruz. Orada gönlümüz gidiyor. Ama zannetmiyorum ya. Güzel olacak inşallah her şey arkadaşlar. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videomu bir beğenin. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.